Buyurun. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu görüntüler, yani bu gözaltında alınma görüntüleri, Bora Kaplan'ın gözaltında alınma görüntüleri çokça kamuoyunda tartışılmıştı. Yani şimdi anladığımız kadarıyla bir suç örgütünün lideri bu. Hakkında da iddianame de hazırlandı Ocak ayında ve 50-60 kişi kadar kişi etraftaki kişilerle beraber çeşitli şeylerle suçlanıyorlar. Suçlamaların büyük çoğunluğu çek senet mafyası, işte adam kaçırma gibi böyle buna benzer şeyler. Ve bu çok büyük bir mafyatik bir örgütlenme de olmadığı düşünülüyor. Yani iddianameye baktığımızda bir suç örgütü fakat Türkiye'de çok yok, bilinen... Yok Murat Bey, orada çok şey var. Kasten adam öldürmeye kaçırma, teşebbüs, silahlı gasp, örgüt kurma, işte kaçırma, hani epey bir yoğun iddianame o anlamda. Zaten tutuklu yargılamaları da devam ediyor bu şahısların. Şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de büyük mafyatik örgütlenmeler var, büyük suç örgütleri var, büyük terör örgütleri var. Bu Bora Kaplan yakalandığında bu yakalanma görüntüsü adeta bir terör örgütü liderinin, bir kaçmakta olan bir hücre liderinin çökertilmesi gibi lanse edilmiş. Şundan dolayı da tartışılmıştı. Sanki bir adeta bir şova dönüştürülen, yani burada emniyet müdür yardımcıları var söylediğiniz gibi. Arabadan onu indiriyorlar, hatta o da şok geçiriyor, yani hiç böyle bir şey beklemiyor çünkü muhtemelen kendisiyle alakalı böyle bir yakalama şeyinin bu şekilde gerçekleşeceğini bilmiyordu. Anladığımız kadarıyla adam da şaşırıyor çünkü. Çünkü silahlı falan da değil. Ve yani çok profesyonel de değiller Murat Bey, görüntülere bakacak olursak. Bir çatışma görüntüsü yok. Polisle daha önce bir karşı karşıya gelmişlik yok. Bu görüntü olduğunda da kamuoyunda tartışılmıştı. Benim anlamaya çalıştığım şey şu. Neden böyle bir görüntü verme ihtiyacı hissetti bu polis şefleri? Yani şu anda gözaltında olan bu polis şefleri aslında bu görüntüyü neden vermek istediler? Yani çok büyük şimdi bir operasyon yapıyor hemen, görüntüsü neden vermek istediler? Murat Bey, evet. Bu aslında şu, Ayhan Bora Kaplan bu operasyondan günler önce Ağustos ayında çok Ankara'da mafyalarında katıldığı, ünlülerin de yer aldığı, deyimlerinde ise gövde gösterisi şeklinde oğlunun bir sünnet düğünü merasimi vardı. Bir töreni vardı ve gerçekten de gövde gösterisi gibiydi. Ve bu görüntülerle deyimlerinde ise, çünkü hakkında daha önce de Ayhan Bora Kaplan'la ilgili soruşturmalar açılmıştı ki bu konuda da bir operasyon hazırlığı olduğu da iddia ediliyordu. Bu iddialar arasında Ayhan Bora Kaplan Ankara'da çok böyle şatafatlı, gösterişli, deptebeli bir sünnet düğünü oğlunun gerçekleştirdi ve oraya da çok sayıda isim katıldı. Ve bu operasyon hemen bir hafta sonra falan gerçekleşti. Tamam, şimdi bu operasyona bir hafta önce katılan isimlerde bu gizli tanığa sorulan isimler miydi Mustafa Bey? Efendim? Bu düğün törenine katılan isimler, işte o isimler, işte başka yargı, emniyet camiasından da olan isimler ifade ediliyor. Bunlar aynı zamanda bu son olayda bu gizli tanığın söylemesi istenilen isimlerle bir... Aynı isimler yok, mi? Yok, aynı isimler değil. Yani bunlar daha çok siyaset dünyasında, evet, ya da bürokrasi isminde, yüksek yargıdaki olan isimlerin davaya dahil olunması isteniliyor. Anladım. Sevgili Mustafa Pala, ben de bir şey soracağım müsaadenle. Şimdi dünden beridir izlediğimiz şeyler bize bunun basit adi bir mafya operasyonunun ötesinde bir şey olduğunu gösteriyor. Hatta öyle iddialar var ki, bunlar tabii benim açımdan bir duyum. Ben arka planını bilecek bir pozisyonda değilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iptal edilen Amerika gezisine çıkması halinde bir takım şeylerin 17-25 Aralık vari bir şekilde yapılması, bir nevi kalkışma, 17-25 Aralık kalkışması gibi bir şeyin yapılmasının dahi planlandığına dair bir şaya var ortada. Bununla ilgili ne söyleyeceğiz? Yani bu görüntülere baktığımızda vatandaş açısından bu Latin Amerika'yı andıran adi bir mafya operasyonu. Oysa dünden beridir Ankara'da yaşanan hareketlilik bir başka şeye tekabül ediyor. Yani şu mu? Ben de şunu ekleyeyim. Bu görüntü üzerinden MİT Başkanı, Adalet Bakanı, efendim işte Beştepe'ye çağrılıyor. Önemli bir toplantı gerçekleşiyor gecenin ilerleyen saatlerine kadar. Hani sanki Taceddin Hoca'nın da bahsettiği gibi böyle basit bir mafya operasyonu gibi de değil bu. Öyle bir intiba da bırakıyor insanda.
Evet öyle ama yani tabii bunu tam kesin diyemeyiz. Yani çünkü Cumhurbaşkanı 10 Mayıs'ta Amerika'ya gitmesi bekleniyordu. O ziyaret iptal edilmişti. Nitekim bu operasyonun da yine ilk ifadelere bakıldığı zaman da 10 Mayıs'a geldiği söyleniyor. Ama tabii hani bunu net bir şekilde doğrultamayız ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Operasyonun taktik, strateji, bütün her şeyi elbette 17-25-2013-2014'teki FETÖ operasyonuna hem emniyet hem de yargı ayağına benziyor ki bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yine FETÖ-vari taktiklerle bir kaos planının hazırlandığını söylemişti. Yani taktik ve stratejinin hemen hemen aynı olduğunu görebiliyoruz ve içeride tamamen bir suç örgütü var ve bir kaplanlar olarak bilinen bir çete lideri ve bu çetenin içeride yüksek yargıda, emniyette işbirliği yapmış olduğu, rüşvet vermiş olduğu, işlemiş olduğu suçlar var. Ve bu suçların içerisine bir anda Cumhurbaşkanlığından eski kabinede görev almış bakanlardan ve yüksek yargı mensuplarının bu operasyona dahil edilmesi isteniliyor. Yani asıl soru şu, burada bu ne amaçlanıyordu, amaçları neydi ve planlamaları ne vardı ve bundan sonra ne yapacaklardı ve elbette bu sadece bir Ankara Emniyet Müdür Yardımcısının ya da Organize Şube Müdürünün ya da Müdür Yardımcısının ya da oradaki bir komiserin yapacağı bir şey değil. Yani Şevket Demircan'ın yine bu Serdar Serçelik'le yapmış olduğu görüşmede de diyor ki bir yukarıdakilere bir soralım. Ona göre diyor hareket edelim. Mesela diyor ki ya şu ismi de katalım mı diyor. O isim hakkında bir sorayım bakalım diyor. Ona göre diyor sana diyor bilgi vereyim. Ama yukarıdakilerle görüştükten sonra diyor o ismi hakkında da diyor bir karar verelim. O ismin bu davaya katılıp katılmayacağı hakkında. Ya Mustafa Yıldız burada açıkçası bu seyrettiğimiz görüntülerde bir mafya liderinin bir çete lideri, mafya bile denmez yani. Hı hı. Ben o yaptıklarını hafifletmek açısından söylemiyorum. İddianamede 169 yılda yargılanıyor. İki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla. Onun dışında yani bu kişi gerçekte görüntüde izlediğimiz kişi mi gerçek bir çete lideri yoksa aslında konuşmamız gereken şey o. Onları gözaltına bir şovla alan ve aslında hükümete yönelik bir darbe girişiminde bulunma için faaliyete geçen kamu görevlileri mi aslında çete? Orada bir çete var, bir çete reisi var. Ben hiçbir çete reisinin Türkiye'de üzerinde silah taşımadan, böyle adamlarıyla ortada böyle yüzlerce adamıyla falan olmadan, uzun namlulu silahlarla yerlere yatırılıp bu şekilde gözaltına alındığını şu ana kadar hiç hatırlamıyorum. Ben burada asıl o değil. O bir çete reisi olabilir. Ama oradaki mesele o çete reisinin üzerinden emniyetin içerisinde yapılanmış bazı şebekelerin, çünkü bir çete reisi hükümete darbe yapamaz ki zaten. Bir çete reisi polis müzakeresi hazırlayamaz ki. Savcılık iddianamesi hazırlayamaz ki. O çete üzerinden birileri, o çete operasyonu içerisinde birileri, devletin içerisindeki birileri, emniyetin içerisindeki birileri, hatta medyanın içerisindeki birileri organize olmuşlar. Hatta siyasi partilerin içerisinde de muhtemelen. Çünkü Uğur Dündar'ın o kişinin sorgusuna katıldığı bugün iddia edildi. Evet, geniş bir şebekenin hükümet üyelerine yönelik tıpkı 17-25'te olduğu gibi bir operasyon yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. O açıdan burada gördüğümüz görüntü değil. Buradaki gördüğümüz görüntü de onu gözaltına alan kişiler aslında bugün bizim konuşmamız gereken kişiler. Yerde yatan zaten bir çete reisi yani. Hı hı. Adi suçlu. Onunla beraber 40-50 tane de adam alınmış. Şimdi zaten yargılanıyorlar. Bir suçun üzerinden, işlenmiş bir suçun üzerinden o suçu hükümetin mensupları üzerine yıkmaya gayret eden bir şebeke var ve bu şebeke asıl devletin içerisinde. Bugün darbe teşebbüsü dediğimiz şey bu. Bunu konuşmak durumundayız. Yoksa darbe teşebbüsünü yerde yatan adam zaten yapacak değil yani. O bir adi suçlu yani, belli yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.